Evet, şimdi terazi kullanarak kabinimizin deliklerini işaretleyeceğiz. Kabini şu noktaya monte etmeyi uygun gördüm. Teraziyi buraya koyuyorum. Şöyle olabilir sanırım. Evet, şu anda düz görünüyor. Bu şekilde monte edilecek. İdeal olabilir tahmin ediyorum. Evet, bu şekilde monte edebiliriz. Delikler oldukça büyük. Çok ağır bir kabin. Delikler gördüm sanırım. Şu. Şimdi yedili kuşlar denmeyi planlıyorum. İki güçlü vidalar atabileyim. Yedili kuşum burada. Ucunda altı vardı. Şimdi hem monitör biraz daha aşağıda olması daha mantıklı olacaktır. Görüntü daha güzel görünecektir. Şimdi delikleri açalım. Bakıyoruz. Deliklerimiz nerede? Evet. Birinci deliğimiz burada. Çok zayıf. Duvarda nasıl duracak bilmiyorum. Duvar çok zayıf arkadaşlar. Buraya özel bir düzenim vardı benim, onu da kullanabilirim ama o 8'lik sanırım. Bir bakalım. Şu tarz böyle içeride kendi kendine açılan dübeller var. 8'lik diyor. 8'lik bir ucum varsa 8'li kuşları tekrar delikleri
açmayı düşünüyorum. Bakalım. Beşli burcum var. Şurada iki tane daha uç görüyorum. Yani şurada olabilir. Tong tuğlaya benziyor. Çok zayıf. Dübellerden tekrar almak gerekiyor. Bunları bana denemem için vermişti. Harpa Ticaret Merkezi'nde Dübelci diye bir firma var. 8. kat B blokta. Çok memnun kalırsın demişti, o yüzden denemek amaçlı verdi. Şimdi deneme imkanı var. Doğru. Şu güçlü vidalardan kullanacağım burada. Kameralarımızı değiştirdik. Şu an sadece merkez tarafını halledeceğiz. Uç yerine biliyorsunuz oturmalı bir şey. Kabin. Güzelce vidaları atabiliyorum. Kabinimizi oturtalım yerine. Su terazisi içinde kalacak çünkü tekrar bir ayrıca. Evet, kabini oturttuk. Kablolarımız kurutulmuş durumda. Şimdi sıkacağım ve aktif hale getirelim terazimizi. Güzelce sıkalım bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum.
pul da koyabilirdik ama gerek görmüyorum. Bu zaten sağlam oldu. Kabinimiz çok sağlam oldu ve düz şekilde montajını yapmış olduk. Şimdi kabinimizin içine yerleştireceğiz kayıt cihazımızı, Hikvision Dual Knob ve adaptörümüzü ve güç kaynağımızı, yani UPS kesintisiz güç kaynağımızı içine yerleştireceğiz. Sonra kamera görüntülerini alacağız.